Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance borsasının bilgisayarda nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler vereceğim. Videoyu sonuna kadar dikkatli izleyenler Binance borsasının kullanımı hakkında her türlü detaya, bilgiye sahip olacaklardır. Haydi başlayalım. Binance borsasını kullanmak ve kripto para almak için öncelikle bir hesaba ihtiyacımız var. Hesabı açmak için CoinMiners YouTube kanalındaki açıklama kısmındaki linke tıklıyoruz. Ve bu sayede Binance hesabınızı %20 komisyon indirimli kayıt linkiyle açabilirsiniz. Tıkladık. Ve şimdi kayıt ekranına gidiyoruz. Kayıt ekranımız geldi. Komisyon indirim oranınız gördüğünüz gibi %20 yazıyor. Bu çok önemli bir detay. Eğer komisyon indirimli linklerden kayıt olmazsanız ömrünüz boyunca Binance borsasına çok fazla komisyon ödersiniz. Şu an için binde birlik bir komisyon oranı var. Fakat bunu biz azaltabiliyoruz. Videonun içinde nasıl ödediğiniz komisyonu azaltabilirsiniz, ondan bahsedeceğim. İlk azaltabileceğiniz yöntem komisyon indirimli bir linkle kayıt olmak. YouTube kanalımızdaki açıklama kısmına onu bıraktık. Buraya e-postanızı yazarsınız, şifrenizi yazarsınız. Hesap oluştur deyince e-mailinize bir doğrulama kodu gelecek arkadaşlar. Onu da yazdığınızda kolay bir şekilde ister e-postayla ister telefonunuzla şuradan mesela Türkiye'yi seçersiniz. Türkiye yazın çıkıyor. Buradan telefonunuzu yazın mesela. Bu sayede kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra giriş yap diyeceksiniz arkadaşlar. Ve giriş yaptığınızda Binance'in ana ekranı sizi karşılayacak. Eğer İngilizce bilmiyorsanız şuradan dili değiştirebilirsiniz. Mesela şuradan TRY parasını da seçebilirsiniz. Türk lirası demek bu. Mesela buradan İngilizce yapabilirsiniz. Buradan geri Türkçe'ye alalım mesela. İlk olarak bir dilinizi kendinize göre ayarlayın. Hesabımızı oluşturduktan sonra ilk yapmamız gereken kimliğimizi doğrulamak ve güvenlik önlemlerimizi almak arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi kripto paralar biraz riskli varlıklar. Herhangi bir hack riskiyle karşılaşmamak için kimliğimizi doğruluyoruz ve güvenlik önlemlerimizi tamamlıyoruz. İlk olarak kimliğinizi şuradan doğrulayabilirsiniz, kimlik doğrulama kısmından. Buraya kimliğinizin önünü, kimliğinizin arkasını ve kimliğinizle bir selfie yapmanız istenecek. Bu aşamaları yaparken korkmanıza gerek yok. Binance dünyanın en büyük ve en güvenilir borsalarından biri. Kripto para borsalarını dijital bankalar gibi düşünebilirsiniz. Nasıl siz bankaya gittiğinizde sizden kimliğinizi istiyorsa, kripto para borsaları da bunu doğal bir şekilde ister yani. Kimliğinizi doğruladıktan sonra burada Google doğrulama kısmı var. Google Authenticator. Google Authenticator hakkında çok detaylı bir video çekmiştim. Bunu neden ve nasıl kullanabileceğiniz hakkında çok detaylı bir videomuz var. Onu da yukarıda sağ üst köşeye bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bunu kurun arkadaşlar. Eğer hackerlar sizin mailinize ve şifrenize erişse bile siz bunu kurduğunuzda sizin paralarınızı çekemez arkadaşlar. Kolay bir şekilde hesabınızı güvende tutabilirsiniz. SMS doğrulaması da var. Bunu da yapın. Bu e-posta adresini de doğrulayın. Çekim yaparken sizden e-posta doğrulaması ister. Fakat en önemli olan Google doğrulama arkadaşlar. Bunu kesinlikle aktif edin. Hesabımızı açtık. Kimliğimizi doğruladık. Hesabımızın güvenliğini sağladık. Şimdi ise Binance borsasına nasıl kripto para yatırırız, Türk lirası yatırırız? Bundan bahsedelim. Binance borsasına kripto para yatırmak için 3 seçeneğiniz bulunuyor. Birinci olarak Papara kullanabilirsiniz. İkinci olarak kredi kartıyla alım satım yapabilirsiniz. Üçüncü olarak ise trbinas.com'da bir hesap açarsınız arkadaşlar. Açıklama kısmına %10 komisyon indirimli kodumuzu bırakırız. Oradan kayıt olabilirsiniz. Hesabı açtıktan sonra yatırma dersiniz. Ve buradan Türk lirası yatırabilirsiniz. Banka hesabınız üzerinden buradaki IBAN'a para çok kolay bir şekilde yollayabilirsiniz. Aynı şekilde bunun videoları da kanalda var. Buraya Türk lirası yatırırsınız ve sonra da ücretsiz olarak Binance borsasına aktarımını yapabilirsiniz. Binance TR borsası Binance'in Türklere özel olarak açtığı bir kripto para borsası. Binance borsasına direkt Türk lirası yatırma çekme olmadığı için Binance'de Türklere özel olarak Binance TR borsasını açtılar. Türkiye'de ofis açtılar bu borsayı kurabilmek için. Ve buradan ücretsiz bir şekilde Türk lirası yatırıyoruz. Ondan sonra da Binance borsasına direkt aktarım yapabiliyoruz. Zaten Binance hesabımıza girdiğinizde bakın yukarıda kocaman trbinas.com diye yazıyor. Bu trbinas.com'a bastığınızda sizi Binance TR hesabınıza zaten direkt aktarımı yapıyor. Papara'yla nasıl yapılır diye aklınıza gelirse de şu yukarıda kriptoal kısmı var. TR'ye dediğimiz Türk lirası. TR'ye yatırın diyoruz. Ve bize Papara seçeneği çıkacak. Burada Papara hesabınızı seçerek 7/24 paranızı yatırıp çekebilirsiniz. Şurada da çekme yapabilirsiniz. Mesela yatırma derseniz şurada mesela atıyorum 100 liralık bir yatıralım diyelim. Bakın 100 lirada 1 lira komisyon kesiyor. %1'lik bir komisyon oranı var. Şuraya TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz mesela. Şöyle başlayın. Kolay bir şekilde devam et deyip Papara hesabınıza bağlanıyor.
ve hemen kripto para yatırabiliyorsunuz. Aslında kripto para almak çok kolay. Fakat insanlar zor zannediyor. Aslında çok kolay yani. Kredi kartıyla almak isterseniz de şurada mesela kredi banka kartını seçiyorsunuz. Kripto para al kısmında hangi para birimiyle almak istediğiniz var? Türk lirasını seçelim. Ne kadarlık almak istiyorsunuz? 100 liralık alalım mesela. 0.00492 BTC'lik. Visa kartımızı veya Master kartımız, zaten bütün kartlar ya Visa ya Master kart. Burada al BTC deyince kolay bir şekilde istediğiniz kripto paradan alabilirsiniz. Mesela Ripple alalım. Atıyorum Ethereum alalım. Buradan al ETH dediğinizde 100 lira değerindeki 0.018 Ethereum'u alabilirsiniz. Sırada borsadan borsaya nasıl kripto para yatırılır veya çekilir onu göstermek var. Onun için de şurada cüzdanınıza tıklıyorsunuz. Bakın spot cüzdanın altında yatırma ve çekme var. Burada her kripto para için başka adresler var. Buna tıklıyoruz. Burası bizim cüzdanımız arkadaşlar. Mesela biz Türk lirası yatırma çekme dediğimizde burada yatırma adresimiz olacak veya yatırma yöntemlerimiz olacak. Bu şekilde yapabiliriz. Fakat biz borsadan borsaya aktarımlar için genelde Ripple kullanırız. Mesela Binance borsasına Ripple yatırmak istersek buradan XRP'yi buluyoruz. XRP dediğimiz şey Ripple'ın kısaltmasıdır. Bakın buraya XRP yazın. XRP yazdığımızda alt kısımda bakın Ripple yatırma, çekme adresleri var. Ripple yatırmak isterseniz mesela başka borsadan buraya yatırmak isterseniz gelin burada yatırmayı seçin. Bu sizin Ripple adresinizdir. Bu Ripple adresi bu. Ripple tag'ı da bu. Buradan kolay bir şekilde yatırabilirsiniz. Mesela Ripple değil, biz Bitcoin yatırmak istersek gelin burada Bitcoin'i seçin. Bu sizin Bitcoin adresiniz. Bu arada şu ağ tiplerine dikkat edin. Yani hangi borsadan yatıracaksanız mesela BEP2 adresi ise BEP2 kullanın. BTC adresi ise BTC adresi kullanın. Yoksa paranız çöp olur. Mesela Ethereum adresine bakalım. ETH'ye bakalım. Buradan Ethereum adresini de seçtik. Bu da sizin Ethereum adresiniz, yatırma adresiniz. Yatırma için böyle. Ben yatırma için genelde Ripple kullanırım. Çünkü Ripple çok az komisyon kesiyor. Ethereum yatırmak istediğinizde 5-10 dolar komisyon kesiyor. Fakat Ripple yatırmak istediğinizde sizden 10 sent, 50 kuruş falan yani komisyon kesiyor. Bayağı az komisyon kestiği için ve hızlı olduğu için ben Ripple'ı tercih ediyorum. Çekmek isterseniz de bak yatırma çekme. Çekmek istediğinizde de mesela Bitcoin çekim adresinizi başka borsadan yatırma adresinizi gelip buradaki çekim adresine yapıştırıyorsunuz. Buradan A tipini seçiyorsunuz ve kolay bir şekilde paranızı çekebiliyorsunuz. Sizlere kolaylık olması açısından bir örneklendirme yapalım. TR Binance borsasındaki Ripple'larımızı Binance borsasına çekeceğiz. Bankamdan TR Binance'a TL olarak EFT yaptım arkadaşlar. Sonra geldim borsada, şurada borsa kısmından Türk lirası ile Ripple'ları aldım. Sonra Ripple'ı Binance borsasına aktaracağım. Çekme diyorum ve kripto diyorum. Burada Ripple'ı seçelim. XRP'yi seçtik mesela arkadaşlar. Burada bakın XRP alıcının adresi, XRP alıcının tagı tutar diyor. Buradaki XRP adreslerini almak için Binance borsasına geliyorum. Yatırma diyorum. Ve buradan da Ripple'ı seçelim. XRP yazdım. Bakın burada adresleri verdi. Buradan mesela bunu kopyalıyorum. Gelip buraya yapıştırıyorum. Sonra geliyorum buradaki tagımı kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buradan ne kadar varmış mesela? Elimizde 4 Ripple varmış. Bizden 0.25 Ripple kesiyor. Burada böyle yazıyor fakat Binance, TR Binance'dan Binance'a aktardığımız için aslında komisyon kesmeyecek. Görürsünüz. Gönder diyorum. Kodu al diyorum. Bu da Google Authenticator'ı demin size kurmayı göstermiştim. Para çekerken güvenli olması açısından sizden bu kodları ister arkadaşlar. Gayet normal. Hatta bunları sizden istemesi çok iyi bir şey. Bir hacker'ın şifrenize eriştiğini düşünün ve bunu istemeden kolay bir şekilde hacker sizin paralarınızı çalar. Fakat eğer hacker'da senin Google doğrulama kodun yoksa hacker senin paranı asla çalamayacak demektir. Onayla diyorum ve benim kripto para çekme talebim oldu arkadaşlar. Yaklaşık 1 dakika içinde de Binance borsasına param geçecektir. Kripto paramızı yatırdığımıza göre şimdi yavaştan Binance borsasında alsat yapmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Binance'e direkt giriş yaptığınızda bizi bu ekran karşılıyor. Bitcoin mesela şu an 200 bin lira, 26.800 dolar, Ethereum 5.500 TL, Link 91 TL. Sıra borsada işlem yapmaya geldi. Şurada piyasalara tıklayın arkadaşlar. Piyasalara tıkladığınızda burada bütün pariteleri görebilirsiniz.
Mesela hangi coin'i almak istiyorsunuz? Buraya Neo yazın. Neo'yu inceleyebilirsiniz. Mesela Neo BTC paritesinden ben almak istiyorsam veya Neo'yu dolar olarak almak istiyorsam Neo USDT'yi seçerim. Neo'yu BTC olarak almak istersem. Aslında bunlar arasında çok bir fark yok. Yani burada istediğinizi seçin. Mesela biz Neo'yu dolar olarak alalım. Hemen al sat diyorum. Şurada Neo'nun fiyatı yazar. Burada Neo'nun 24 saatlik değişimi yazıyor. 24 saat boyunca en yüksek 16.27 doları görmüş mesela. Şu anda 15 dolar. En düşük 14.49'u görmüş. Buradan hacmini görebilirsiniz. Şuradan ise istediğiniz kripto parayı seçebilirsiniz. Mesela neyi seçelim? Şurada pariteleri seçebilirsiniz. Mesela biz Türkler Litecoin'i çok severiz. Litecoin. Mesela LTC yazın. Bakın LTC'yi dolar olarak mesela şimdi alabiliriz. Tıklayalım. Bakın şu anda Litecoin, hani LTC grafiğindeyiz. Buradan grafiği ayarlayabilirsiniz. Mesela 3 günlük grafik, 1 haftalık grafik, 1 aylık grafik. Bakın 2017 civarlarında, 2018 civarlarında Litecoin 366 dolardı. Buradan 22 dolara kadar düşmüş bu aylık grafik. Ve şu anda Litecoin bir boğa içerisinde ve 137 dolarlara kadar çıkmış. Gördüğünüz gibi 40 dolarlardaydı. Buradan aylık grafikleri inceleyebilirsiniz. Buradan mesela 15 dakikalık, 30 dakikalık grafiklere bakabilirsiniz. Bakın şurada mesela bir aşağı düşürmüşler. 121 dolara kadar düşmüş. Ve sonra 140 dolarlara kadar çıkmış. Şu anda 128 dolar. Şu kısımda, sağ alt kısımda bakın şöyle bir sarı yanan bir işaret var. Burada da teknik analiz yapmanız için sizlere indikatörler, özellikler falan veriyor. Bunları da kullanabilirsiniz. Şu an giriş videosu çektiğimiz için bunlara değinmiyorum. İleride değiniriz. Şurada derinlikten tut, yani alım satımların oranlarına kadar borsa her şeyi düşünmüş. Sağ tarafta emir defterimiz var. Kırmızı kısımlar satış emirlerini temsil ediyor. Yeşil kısımlar ise alış emirlerini temsil eder. Şu an mesela bir alım yapalım. Limit emirler daha az komisyon ödeyeceğimiz emir tipleridir piyasa emirlere göre. Piyasa dediğimiz şey direkt olan fiyatından siz satın alırsınız. Şu anda biz limit emirden Litecoin alacağız. 128.92 ya. 128.90'a gelirse benim emrimi al diyeceğim mesela. 13 dolarlık bir alım yapalım. LTC al diyorum. Bakın benim şurada yanında sarı bir şey yandı. Benim orada emrim var. Açık emirlerinizi de şurada görebilirsiniz. LTC USDT işlem çiftinde limit emiri vermişim. Ve 128.9'a geldiğinde benim emrimi alacak. Şimdi gelmesini bekleyelim. Buradan işlem geçmişinizi de görebilirsiniz. Buradan alım satım geçmişinizi görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar benim emrimi şu an aldı. Yani alım satım yapmak bu kadar kolay. Satmak isterseniz de şöyle sat dersiniz. Mesela bu sefer de piyasa emrini kullanalım. Elimde ne kadarlık? 13 dolarlık mesela LTC var. LTC sat diyorum. Ve anında satıldı. Ama piyasa daha çok komisyon kesiyor limite göre. Ondan dolayı ben limit emir kullanmanızı tavsiye ederim. Şurada stop limit özelliği var. Stop limitin sat kısmı dediğimiz şey stop loss. Stop loss zarar kes anlamına geliyor. Stop loss sizin borsadaki en çok kullanmanız gereken şeylerden biri. Eğer stop loss kullanmazsanız çok büyük zararlar edersiniz. Çünkü kripto paralar çok riskli yatırım araçları. Ve yani mesela Litecoin'den demin örnek verdik grafikte. 366 dolardan 24 dolara düşmüş arkadaşlar. Sonra 24 dolardan da 130 dolar şu an. Hani 3 yıl bekleseniz o 360 dolardan alan hala zararını çıkartamamış oluyor. 3 yıl boyunca mesela evdeki ilişkileri bozuldu. Mesela eşi boşadı belki. Psikolojisi bozuldu. Zamanı boşa gitti. 3 yıldır bekliyor parası orada. Böyle şeyleri yaşamamak için kripto paralarda stop loss kesinlikle kullanmanız lazım. Ben 3,5 dolardan Ripple almıştım. Ortalama azalta azalta mesela ortalamamı 0.30'lara mı artık 40'lara mı ne çektim. Fakat zararda uzun bir süre bekledim. %5 aşağıya, %10 aşağıya direkt stopunuzu koyun arkadaşlar. Alır almaz stop emrinizi koyun. Stop loss nasıl koyulur? Stop loss stratejilerimiz nasıl olmalıdır? Tarzında. Coin Mühendisi YouTube kanalında ben bir video çekmiştim. Orada 10-20 dakika boyunca anlatıyorum. Şimdi burada çok anlatınca video uzamasın. Şimdi bu durumu da geçiyoruz. Buraya geçtik şimdi. Stop loss kesinlikle kullanın yani özet olarak. Şu alım satımlar kısmında insanların yaptıkları alsatlar gözüküyor. Mesela adamın biri gelmiş 14-20-51. Saniyede 17 Litecoin'lik bir
alım yapmış mesela şu 128.63'ten. Buraları zaten kendiniz çözebilirsiniz. Türkçe çünkü. Kolay yani. Bakınca anlıyorsun. Sağ üst köşede bakın ayarlar butonu var. Oradan mesela Binance'in ekran rengini değiştirebilirsiniz. Mesela karanlık yaptım. Aydınlık yaptım. Ben karanlık seviyorum çünkü ben çok fazla günlük alsat yaptığım için gözlerim ağrıyor artık. Ondan dolayı karanlık kullanıyorum. Binance'in mobil uygulamasını da şuradan App Store, Android, Google Play Store'da indirebilirsiniz kolay bir şekilde. Şimdi sizlere biraz da komisyonlardan bahsetmek istiyorum. Sırada Binance borsasının kestiği komisyonlar var. Bu komisyon oranlarını nasıl azaltabiliriz diye bundan konuşacağız. Bakın sayfayı en aşağı doğru indiriyorsunuz ve hizmetler kısmında komisyonlar var. Bakın komisyonlar. Buna tıklıyoruz arkadaşlar ve şimdi Binance borsasındaki komisyon oranlarını buradan görebilirsiniz. Yukarıda komisyon çizelgesi diye yazıyor zaten. Eğer siz Binance borsasına komisyon indirimsiz bir linkten kaydolduysanız sizden binde bir oranında komisyon kesiyorlar. Yani 1000 liralık Bitcoin aldığında 1 lirası komisyona gidiyor. Fakat benim açıklama kısmına bıraktığım linkten kaydolursan 1000 liralık Bitcoin aldığında bu sefer 80 kuruş komisyon ödeyeceksin o link sayesinde. İndirimli linklerden kaydolmak komisyonlarınızı ciddi şekilde azaltıyor. Onun dışında bakın komisyon sayfasında şurada BNB indirimini kullanma %25 indirim diyor arkadaşlar. Bu butonu aktif edeceksiniz. Bu ne oluyor? BNB dediğimiz şey Binance borsasının kendi coin'i arkadaşlar. Binance coin. Binance borsası elinde BNB tutanlara özel olarak bir indirim tanımlamış. Eğer elinizde az da olsa BNB varsa gelin bu butonu aktif edin. Yeşil yapın ve oranlarınızı %25 daha azaltabilirsiniz. Toplamda %40'lık bir indirim oluyor. Yani 1000 liralık işlemde 1 lira komisyon ödeyeceğine bizim linkten kaydolursan ve şuradaki butonu aktifleştirirsen elinde BNB tutarsan 60 kuruş ödüyorsun. 10.000 liralık işleminde 10 lira yerine 6 liraya iniyor. Şimdi böyle deyince bu az bir indirimmiş gibi duruyor. Fakat öyle değil. Sen mesela bugün 1000 liralık aldın, yarın 1000 liralık aldın. Senden her sürekli kesiyor arkadaşlar. Ben Binance borsasına ilk kaydolduğumda komisyonsuz bir linkten kaydolmuşum. Ve 1 yıl boyunca sürüyle komisyon ödemişim arkadaşlar. Elinizde böyle bir imkan varken bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bakın burada 1000'de 1 olduğu gözüküyor. Burada mesela diyor ki %25 indirim ve %20 de hani linkle kaydolursan bu kadara düşüyor. Sadece BNB indiriminden faydalanırsan da buraya düşüyor diye. Burada bu bilgiyi vermişler. Yukarıda emirler kısmında spot emrini seçerseniz eskiden verdiğiniz emirleri görebilirsiniz. Bakın burada açık emirler, emir geçmişi. Mesela ben hangi kripto paraları almışım, satmışım. Mesela bir sene önce sattıklarım bile burada gözüküyor. Buradan bunlara erişebilirsiniz. Şurada cüzdan kısmına gelirsek, cüzdan özetine gelelim. Ve Binance borsasında tek bir cüzdan yok arkadaşlar. Marjin cüzdanı, vadeli işlemler cüzdanı, pasif gelir kazanabileceğiniz kazan cüzdanı gibi birçok cüzdan tipi var. Buradan bunları görüntüleyebilirsiniz. Mesela siz Binance Futures'da, Binance kaldıraçlı işlemlerde işlem yapacaksınız. Transfer diyorsunuz ve buradan mesela vadeli işlemlere 1 BNB mesela maksimum tutar deyip onayla deyip transfer edebilirsiniz. Veya vadeli işlemlerdeki mesela paramı transfer edeyim. Burada mesela kaç dolarım varmış? 87 doları şimdi spot hesabıma transfer ediyorum. Transfer başarılı. Buradan bunları görüntüleyebilirsiniz. Cüzdan kısmında spot cüzdana gelerek küsuratlarınızı Binance Coin'e dönüştürebilirsiniz. Küsuratlardan kastım nedir? Örneğin sen şimdi LTC aldın sattın, Litecoin aldın sattın, Ethereum aldın sattın, Neo aldın sattın. Küçük küçük bakiyeler böyle 1 kuruş, 10 kuruş wallet'ında kalıyor. Bu insanın sinirini bozuyor. Mesela bakın şurada küçük küçük bana şeyler gelmiş, coin'ler gelmiş. Fakat ben bunları satamıyorum. Çünkü alıp satmak için en az 10 dolarlık bir işlem açmanız lazım. Bunun için de Binance şöyle BNB'ye dönüştür diye bir buton koymuş. Bu butondan bunu tümünü seçip mesela 0.72 BNB'ye dönüştürebiliriz. Çevir diyoruz. Onayla diyorum. Bakın yeniledik. Şu an çevrilmiş olduğunu görüyorsunuz. 0 coin var. Videonun başında bahsettiğim gibi Binance borsası şu anda dünyanın en büyük kripto para borsası. Ve onların da kendi coin'i Binance coin, BNB.
Elinizde BNB tutarsanız Binance borsasında birçok avantaja sahip oluyorsunuz. İndirimli coin satışlarına girebiliyorsunuz. Komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Ayrıca BNB çok sağlam bir coin. Artması müsait. Ben ileride BNB'nin 100 dolar olmasını bekliyorum. 10 dolarlardayken kanalda görürsünüz. Videolar çekmiştim. BNB alınabilir. Şu an alım fırsatı çok düşük falan diye. BNB 40 dolarlara kadar geldi. Kanaldaki videoları iyi inceleyin arkadaşlar. Bu genel bir video fakat ben hepsini teker teker ayrıntılı ayrıntılı zaten çekmiştim. Binance eğitim serisi adında da bir playlist var. Bakın mesela Binance'in mobil uygulamasının nasıl kullanıldığını 30 dakika boyunca çekmişim. Kanalı böyle inceleyin arkadaşlar. Araştırın, öğrenin. Şurada ana hesap yazıyor ya. Bakın şurada PNL analizi yazıyor arkadaşlar. Bugün %6'lık bir cüzdanımda kayıp olmuş, zarar etmişim ve 390 dolar bugün zarardayım. PNL analizine tıkladığınızda aylık kar zararınızı falan görebilirsiniz. Bakın bu ay 4000 dolarlık benim bir karım var. Bu ay paramı %162 arttırmışım. Bu çok yüksek bir oran. Bunu da CHZ alarak yapmıştım. CHZ bayağı arttı. Mesela son 7 günlük karım, son 30 günlük karım. Buradan bu şekilde burayı İnceleyin arkadaşlar. Aylık kar zarar oranlarınızı, günlük kar zarar oranlarınızı hesaplamak size ileriyi görme açısından bilgi sunacaktır. Kafanızda daha rahat oturtabilirsiniz bazı şeyleri. Mesela şunu bakiyeye gizle diyerek yukarıdan gizleyebiliyorum. Şimdi ana sayfaya gelelim. Şurada al sat diyerek klasik gelişmişi seçerek hemen kolay şekilde al sat yapabilirsiniz. Şimdi sizlere şurada Binance Earnings yani uyurken kripto kazanın diye bir bölüm var. Ondan bahsetmek istiyorum. Binance Earn diye. Earn kazanmak demek zaten İngilizce. Burada esnek birikimler, sabit kilitli birikimler, launch pool. Burada arkadaşlar pasif gelirler kazanabiliyorsunuz. Mesela elinizde dolar var ve bunu satmayacaksınız. Veya elinizde bitcoin var ve bu bitcoin'i hiç satmayı düşünmüyorsunuz 10 yıl boyunca. Gelip burada pasif gelir kazanabilirsiniz. Mesela %7,5'luk bir yıllık faiz veriyor elinizde bitcoin gelip buraya bırakırsanız. Buradan kolay bir şekilde gelir elde edebilirsiniz. Ayrıca launch pool'lar var. Launch pool projelerinden size çok bahsettim. CHZ gelip stake yaptık. Kanaldaki son videolarda görebilirsiniz. Büyük karlar elde ettik. Şimdi launch pool'u başka yerden size göstereceğim. Tekrar ana sayfaya gelelim. Buraları kullanabilirsiniz. Bunlar hakkında kanalda zaten videolar var. Şimdi üzerinden geçiyorum. Açıklama kısmına tüm videoların linklerini bırakacağım. Burada anlattıklarımı orada ayrıntılı şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Binance Launch Pool sayesinde pasif gelir elde etmek isterseniz şurada 9 tane kare var. Orada Launchpad'e tıklarsınız. Burada coin üretiyoruz arkadaşlar. Mesela elinde CHZ var. Gelip buraya CHZ'yi koyuyorsun. Stake Now diyorsun. Ve Atletico Madrid token üretiyorsun. Bundan önce biz Juventus token ve Paris Saint Germain token üretmiştik. Mesela burada gelip Polkadot stake edip RF token üretebiliyorsunuz. Burada mesela elimde şu an DOT yok. Stake diyorsun. Eğer vazgeçmek istersen de redeem diyorsun. Ödüller gelince de şurada claim rewards diyorsun. Ödülleri onayla diyorsun. Burayı değerlendirin arkadaşlar. Ben buradan çok para kazandım. Siz de kazanabilirsiniz yani. Benim yaptığım her şeyi siz de yapabilirsiniz. Şurada Trust Wallet var. Binance'in kendi kripto para cüzdanı. Resmi kripto para cüzdanı. Bir de onların TVT tokeni var. Son zamanlarda Binance borsası işlem yapanlara hediye olarak 15 dolarlık mesela airdrop olarak TVT verdi. Havadan gelen bir para. Şu anda kripto para dünyası daha emekleme aşamasında arkadaşlar. Biz şu an bir devrimin öncüleriyiz. Ve öncüleri olduğumuz için bizden sonra gelenlere göre biz daha çok kazanacağız. Çünkü şu an çok fırsat var. Daha ekosistem yeni yeni gelişiyor. Sizlere son olarak ise Binance Futures. Yani Binance vadeli işlemler nasıl kullanılır bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle dili Türkçe yaparsanız bu kaldıraçlı işlemlere erişemezsiniz. Dili İngilizce yapacağız. Ve şurada derivatives yani kaldıraçlı işlemler kısmına geleceğiz. Mesela USDT Margin Futures'a tıklayacağız arkadaşlar. Bu Binance Futures yani kaldıraçlı işlemler, Binance vadeli işlemler dediğimiz şey. Mesela sizin 10 liranız var tamam mı? Bu 10 lirayla 10 kaldıraç açarsan 100 liran varmış gibi işlem açarsın. Mesela bir işlem açalım şimdi. 2 dolarımız var değil mi? Bu 2 doları kaldıracı çok yüksek kullanmayın. Mesela 50x tamam. Bitcoin'in fiyatı şu anda bu. Ben diyorum ki fiyat artacak. 2 dolarla 50 kaldıraç açtığımız için sanki bizim 100 dolarımız varmış gibi işlem açıyoruz. Mesela ben yükselecek dedim. Girdim ve şu anda mesela pozisyon açtım.
kaldıraçlı işlemler hakkında çok detaylı videolarım var. Şimdi üstün körü bahsediyorum. Kaldıraçlı işlemleri düzgün kullanırsanız gerçekten bir para kazanma makinesi yani kesinlikle. Fakat kumar gibi görürseniz, top loss kullanmazsanız çok büyük paralar kaybedersiniz. Dikkat edin. Binance Futures'ı ilk açtığınızda şurada bir indirim soracak arkadaşlar. Yani %10 sana bir indirim kodu soracak. Eğer benim açıklama kısmına bıraktığım indirimli kodu girerseniz %10'luk bir komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Düşünürseniz açıklama kısmına bırakırım. Artacağını düşünüyorsanız buy long diyorsunuz. Yani yeşili işaretliyorsunuz. Burası biraz karışık gelebilir. Ondan önceki videoları izleyin. Düşeceğini düşünüyorsanız da sell short diyorsunuz. Ve şuradan mesela parayı tümü seçiyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Pozisyonu kapatmak isterseniz de mesela fiyat 26.668'e gelince limitten kapat diyorum. Ve şu anda pozisyon kapandı arkadaşlar. Bu şekilde burayı kullanabilirsiniz. Sizlere elimden geldiği kadar kolay bir şekilde Binance'in genel kullanımı hakkında bir video çekmek istedim. İnşallah faydalı olmuştur.